Merhaba arkadaşlar, yine beraberiz. Yine mutfak halısı yapacağız. Çiçekli bir modelimiz var. Bu bitmiş hali. Şimdi ben seçmeni yapmayı göstereceğim. Daha sonra da çiçeklerimizi yapacağız. Çimenlerimi öncelikle 5 tane boşluk yapmışız. 6.'ya daha doğrusu yaprağımızı yapalım. Aynı yere batarak tepesine ve dibine batarak dört kez bu işlemi yapalım. Evet, yaprağımız bitti. Yalnız çiçeğimizi yapacağımız yere biraz daha kısa koyalım. Dibine yine batalım. Buraya çiçeğimizi yapacağız. Bu aramızda 5 tane boşluğumuz var. 6.'ya yaprağımızı yapacağız. Şimdi boşluklarımızı yapalım. Rengimiz var. Havlumuz beyaz olduğu için beyaz, mavi ve yeşil tercih ettim ben. Evet. 5 tane boşluğumuz var. 6.'ya yaprağımızı yapacağız. Evet, yaprağımızı yapalım. Tepesine battım. Tekrar aynı yere batarak yaprağımızı tamamlayalım. Evet, yaprağımız bitmek üzere. Evet, yaprağımız bitti. Çiçeğimizi koymak için tekrar küçük bir yaprak yapacağız. Tekrar yine aynı yere batacağız. Yine böyle devam edeceğiz boşluklarımıza. Evet, şimdi çiçeğimizi yapalım. Bu kısmı İpimizi iki kez dolayalım. Uzunca iplerimizi tutarak çiçeğimizi yapalım. Dört tane olana kadar bu şekilde tamamlayalım.
İsterseniz siz biraz daha büyük yapabilirsiniz. Evet, çiçeğimiz bitmek üzere. Evet, sonuncu yaprağımıza da geldik. Evet, çiçeğimiz bitti. Dibinde ipimizi sabitleyelim. Çiçeğimiz bitti. Evet, şimdi yine mavi çiçek yapacağız. Evet, gördüğünüz gibi sıkıca ipimizi sabitleyelim ki dört yaprak olana kadar yine bunu da bu şekilde yapacağız. Evet, dediğim gibi uzunca tutalım iplerimizi. Evet, sonuncu yaprağımıza geldik. Evet hanımlar. Çiçeğimiz bitti. Son bitiminde iki kez dolayalım ki sağlam olsun. Çünkü bir hata olduğunda geriye dönüş olmuyor. Buna dikkat edelim hanımlar. Evet, çiçeğimiz bitti. Gördüğünüz gibi işte aynı devam edecek bu şekilde. Evet, bitmiş halimizde böyle olacak.